Antalya Diplomasi Forumu'na hoş geldiniz. Balkanlarla alakalı özel bir oturum olacak bu. Balkanlardaki diyalogla alakalı konuşacağız. Diplomasi diyaloğundan bahsedeceğiz. İç problemlerle aslında kendisini göstermişti. Ama şimdi farklı bir duruma doğru giriyoruz. Burada dış baskılar, dış çıkarlar da aynı zamanda sahada etkili olacak gibi duruyor. Biz zorluklarla karşılaşacağız ve bunların yönetilmesi gerekiyor tabii ki. Balkan retoriği açısından bunun zorlu bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Batı Avrupalılar aslında biraz alışkın bu zorluklara ama bu mevzuata ilişkin. Biz zaten yarın da bu konuyla alakalı bundan konuşacağız. Kesinlikle toplantıdan sonra AB ülkelerinden bir tanesinin dışişleri bakanı Almanya'nın gündeminde Avrupa Birliği ile birlikte çalışmak olduğunu söyledi. Sayın Lajcak'a şunu söylemek istiyorum. Avrupa Birliği bazı ülkeler için Batı Balkanlardaki bazı ülkelerin AB üyeliği sürecini hızlandıracak mı? Bu Ukrayna krizinden bunu çıkarabilir miyiz? Dün de aslında böyle bir soru soruldu. Gerçekten çok şaşırtıcı bir haberdi. Ben de bu şekilde bunu ifade edebilirim. Kendisi de Bosna'nın da sürecini hızlandırmak istediğini söyledi. Yani Balkanlardaki retoriği nasıl değiştirecek, nasıl değiştirdi? Avrupa Birliği'nin karşı karşıya kaldığı problemler de var. Bunların çözümünün bir parçası olmak, yani problemin bir parçası değil, çözümün bir parçası olmak her zaman bizim açımızdan da önemli. Avrupa Birliği tabii ki Ukrayna'nın talebini işlemden geçiriyor şu an. Belli bir sürece girildi mi net bilmiyoruz. Ama bu Batı Balkan ülkeleri açısından da önemli. Batı Balkan ülkeleri de bu sürecin bir parçası. Tabii ki burada bir siyasi irade var bu süreci hızlandırma açısından. Bunu görüyoruz ama tek yönlü bir sokak olamaz. Tek yönlü bir cadde olarak görülemez. Avrupa tarafında daha pozitif bir şekilde yanıt verme eğilimi var ama çok da hızlı olup olmayacağını söylemek çok zor. Ukraynalıların gerçekten kahramanca savaşmaya başlamaları gerçekten inanılmazdı, çok kıymetliydi bizim için. Ve bir anda işler artık inanılmaz, hayal bile edilemez bir noktaya geldi. Sadece birkaç gün önce aslında bu süreç başladı ve bir anda buraya geldik. Çok uzun yıllar önce, yıllardır aslında ben şunu söylemek istiyorum. Biz uzun yıllar boyunca Avrupa Birliği üyeleriyle, yöneticilerle konuştuk ve şundan bahsettik hep. Batı Balkanların altında bulunduğu, karşı karşıya bulunduğu tehditten bahsettik, kırılganlığından bahsettik ve onların dikkatini bu yöne çekmeye çalıştık. Çünkü bu tarz durumlar istikrarsızlığa neden oluyor. Özellikle Rusya Avrupa Atlantik perspektifini tüm bölgede sabote etmeye çalışıyor ve genellikle de geri adım atmaksızın bunu gerçekleştiriyor. Ve herkesle de aslında konuştuk biz kendi perspektifimizden baktığımız zaman Avrupa Birliği stratejik bir şekilde düşünmüyordu. Stratejik bir yaklaşım benimsemedi çok fazla buradaki bölgenin perspektifinden bakıldığında aslında. Çünkü entegrasyon süreci yavaşlatıldı, yavaş gidiyordu ve biz bütün sorumluluklarımızı yerine getirmiş olmamıza rağmen, ödevimizi yapmış olmamıza rağmen süreç suni bir şekilde beklemeye alındı. Ve bu bir vakum, boşluk oluşturdu, güvenirliğini kaybetti. Bu boşluk, bu vakum, oluşturulan bu vakum ne kadar tehlikeli acaba? Burada jeopolitik alanda boşluk kalmaz, bunu biliyoruz. 1990'larda aslında bu savaşları başlattı ve bununla tam olarak yüzleşmedi ve bu bölgedeki tüm bölgenin gelişimiyle alakalı problemler oluştu bunun sonucunda ve Avrupa Birliği'ne girme yönündeki gelişmeler de biraz yavaşlamış oldu. Şimdi soru şu, Avrupa Birliği ne yapmalı? Rusya orada yenilecek, daha sonra Rusya'ya geri dönecek diye bir şey düşünüyor muyuz bilmiyorum. O yüzden de buna pek
güvenemediğimiz için, bunu düşünemediğimiz için, kendi durumumuz için de çok endişeliyiz. Bölgemiz için de çok endişeliyiz. Sadece dayanışmaya ihtiyacımız yok. Sadece beyanlara, politik irade beyanlarına ihtiyacımız yok. Aynı zamanda eyleme ihtiyacımız var. Kosova'yı tanımayan 5 tane Avrupa Birliği ülkesi var. Bunların da duruşu bizim için çok önemli. Net bir duruş olması gerekiyor. Balkanlardaki sınırlar netleşmiştir ve hiç kimsenin bunu değiştirmeye imkanı olmayacaktır. Bunu göstermemiz gerekiyor. Yani ne Putin tarafından ne başka birisi tarafından böyle bir şey olamayacağının netleştirilmesi gerekiyor. Dünyanın bir araya gelmiş olması gerçekten çok kıymetli. Biz bu ortak AB yaptırımlarına katılmayan ülkeler de var. Tüm Batı Balkan ülkeleri aslında bu kınamayı gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya proaktif olarak tüm bu çabalara katıldı, kınamalara katıldı ve Ukrayna ve Ukrayna halkıyla da biz dayanışma içerisindeyiz. Avrupa Birliği ile yaptırımlarla işbirliği içerisinde dayanışma içerisinde çalışıyoruz ve her anlamda Ukrayna ile dayanışma içerisindeyiz ve Ukrayna halkıyla. Ama şunu söylemek istiyorum. Batı Avrupa ve Batı Balkanlar bu agresyonu, bu saldırıyı, Ukrayna'da yaşanan bu duruma nasıl yaklaşıyor, bundan bahsetmek istiyorum. Batı Avrupa'da çok az insan İkinci Dünya Savaşı'nın dehşetini hatırlıyor. Ama Balkanlarda bu 90'larda yaşadıklarını unutmayan birçok kişi var. Kreşlerde, hastanelerde, yeni doğan birimlerinde yaşanan bu bombalamaları hatırlayan insan çok fazla. O yüzden daha yüksek bir hassasiyetimiz var bizim bu konuyla alakalı. Avrupa'nın diğer geri kalanıyla karşılaştırıldığında. Tabii güvenilir bir Avrupa perspektifine ihtiyacımız var. Bunun eksikliğini yaşıyoruz. Dış güçlerin etkileri bu açıdan önemli. Şunu görmek istiyoruz. Entegrasyon sürecine dahil olmak istiyoruz. Mesela Ukrayna'ya olan şeyin başımıza gelmesini istemiyoruz. Bizden 1500 kilometre uzakta bir ülkeden bahsediyoruz.